buradan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey, saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Ne iş yapıyoruz ki biz acaba? Yine hazine peşindeyiz herhalde. Allah. Yavaş. Nereye gideceğiz lan? Hah, buraya. Ne var lan burada? Hey, burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayaları çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyorsun. Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Ha. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Drake. Beni gaza getirme. Ha. İşte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. Hadi bakalım. Aç bakalım yavrum. Dostlar, tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım, 1, 2, 3. Tamam, hesabıma göre 2 kasa eksiniz. Gidip onları toplayacağım. Bekle, önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam, hallederim ben. Sen bir... Evet, yakında görüşürüz. Oğlum, adam suyun altında neler yapıyordu? Pekala, bu kısa sıkıca yerleştir. Bir. Bakalım diğerini de bulabilecek miyiz? Anladım. Şimdi geriye kaldı ikincisini bulmak. Şurada da bir tane var ama. En son çıkarırız. Dur. Şurada o. Tanrım, diğer kasayı da buldum. Daha önce yanımdan yüzüp geçtim herhalde. Olamaz. Kasa remorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Remorku kancaya bağla, biz de senin için kalkalım. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. Aksardan bir gün etrafına dolanmaya çalışacağım. Bir şey yarayacaktır. Evet. Biri tamam. Tamam. Oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Bunu da taktık. Tamam, remote salam gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, bunu kaldıracağız. Ne kaldır haydi. Gidelim lan daha. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam. Bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Gayret. Gayret, tamam.
Haydi çıkalım. Karbon tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece 5 dakikalık oksijenin kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın? Ya, böyle iyi. Bilmek ister misin? Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam, girme. Çıktım abi. Bile. Anlaşıldı. Kalkıyor. Zamanında çıktım o nehirden. Bir hafta boyunca oldukça kokacağım. Pekala. Seni almaya geliyorum. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber millet? Bana yolla. Abi. Sağ ol. Vay. Bu bayağı. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Bitti. Keşke bunların hepsini bilgisayara. Evet. Bana. Bundan sonra. Kahramanım. Hadi. Bakalım neler getiririz. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak edin. Yok yok, sağ ol. Hapiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı iyi. Evet, zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günü iş mi olacak? Hı hı. Aa, yapma, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmasın? Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabii. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. Ama bu şeyin kaç para ettiğini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Ney? Ney? Bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarından haberler aldım. Hayır, olamaz. Gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç, en iyi adamı. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır tabii ki abi. Kimse izin belgesi falan almaz. Almamıştım. Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gidiyor. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. Nate bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama tatlı nasıl da bağlamaya çalışıyor. Uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapis olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle. Tekrar da.
Israrı yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersinde cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttın. Harika bir keşif olacak. Seni her gelen... Bir yerine koy gidelim ya. Normal bir yaşam. İyi, şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Bu şey, Şambala. Deniz altındaki İspanyol sikkesi ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Sir Francis sal için kurşun yedi. İşte biz. Burada ne varmış? Şambala. Tenzil. Döndür. Yerine koy. Gidelim başkasına bakalım. Bu ne? Değişik bir şey. Bu ne? Sir Francis ve ince bulmacalık. Tamam. Oo. Bakma bakma. Hayır. Kaldıramadı. Tövbekar hırsız. Aziz Dismas. Aziz Dismas. Neyse başka. Artık tarzım hiç böyle değil. O ne? Çevir. Allah Allah. Bu da ne? Çılgın bir yolculuktu. Sri Lanka. Neyse. Oğlum ne oluyor lan? Sürekli boğazım böyle tıkanıp duruyor. Korona mı olduk lan? Ulan ne etin hallere kaldı. Bildiğin hanım köylü oldun sen de. Koca adamsın lan.
Sakalları keselim mi? Orada çok uzun kaldın. Bir şey araştırıyordum da. Oğlu'na da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirdim. Soda içelim ya, şişlik. Evet. Akşam yemeğini de yiyelim beraber baş başa. Of bitti. Evet. Bitirdin mi? Evet. Aslında aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler ne gibi duruyor değil mi? Of çok acıktım. Güzel görünüyor. Hı hı. Bu ne? Ne? Tek kelime bile anlamadım. Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Fena değildi. Hı-hı. Cennette sıradan bir gün işte. Nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. İlginç bir çöp buldun mu bari? Buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Olamaz. Evet, anlayacağım. Bayağı sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı değineceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan bilinmez bunu fark ettiğini söylüyor. Elena resmen bildiğin koronayı anlatıyor ya. Nereye daldın oğlum? Alo. Ne oldu? Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. Hadi ya. Ne? Devam etsin hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Malezya'daki kirli hava falan. Bu yazdın mı? Söyle oğlum. Bangkok halkı. İnsanlar yani Bangkok'taki. Ve kirli hava, o yüzden istedikleri gibi uçağa binemiyorlarmış ve nefes alamıyorlarmış. İnanamıyorum. Peki, çok cesurcaydın. Ama yine de çok yaklaştın, değil mi? Ne oldu? Doğru tahmin ettik lan. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. O kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zaman da gönderiyorsun? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, dün gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkadım. Sorun değil. Yani en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacağız? Evet. Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğimi düşünüyorsun cidden? Evet, ben şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, evet. Koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ne diyorsun? Korkan tavuk var mısın? İnanılmaz. Ne alaka bu? Ulan Sony 1. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Saygılar. Sony 1.
Ulan ne günlerdi lan onlar. Evet. Crash Bandicoot. Ah, öğrenmez olur muyum hiç? Hayır, hayır sadece... Adamlar bildiğin Sony 1'in kolunu resmen aynısını yapmış da. Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Evet. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacağız. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak kalsın. Tamam, o kayadan kaç. O kaya beni niye kovaladı? İşte. Hadi, hadi, hadi. Yaparsın ki ama Allah gitti. Baştan. Bu Crash Bandicoot'u da almam gerek ya. Koleksiyonluk oyunlar içerisinde önemli. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Lan. Lan. Al. Lan gitti ya. Gitti güzelim. Bir tane daha. Daha. Haydi. Al. Ulan kareye yenildik la. Bu kadar mı? Sen istedin ama. Ulan. Tam da halletmeye başladım. Paşa'ya yenildik la. İki katı ya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Evet. Ulan bu kadın milleti. Kolay seçeneğinde tamam, oynamak daha kolay. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne yapabilirsin? Göster söylemesin. Bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. Ne yapabilirsin? Oğlum bu işin rengi değişiyor ha. Bak sana söyleyeyim. Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Eten oğlum sen... bak bu işin rengi başka yerlere gidiyor. Hmm. Hmm? Ciddi misin? Oğlum ne yapıyorsun? Çekme lan. Çekme. Çekme oğlum, çekme. Oğlum geceyi bitirin, geceyi. Hadi hadi. Ne oldu lan? Ya gece gece kim lan? Olacaklı gibi gelmiş. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Ağzından aldı. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben... Sen? Küçük kardeşimi arıyordum da... Hadi canım. Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Oğlum sen gebermedin mi lan? Sen? Seni yeniden görmek güzel neydi? Şaka yapıyorsun oğlum. Sen? Tamam tamam sakin ol ya sakin ol. Ama nasıl? Ben sandım ki... Hay anasını. Senin vurduğunu gördüm. Evet doğru gördüm. Tam buradan. Doktorlar beni... Doktorlar beni güzelce yamattı ve... doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... Deli gibi araştırdım. Her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... Senin ya oğlum anlatsana doğru düzgün nasıl tıkış ya oğlum. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... Eğer bilseydin yemin ederim seni kurtarmak için evet, oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olman. Hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz havalıyım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın?
Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Belli ki hikaye uzun. Sabaha kadar anlatacak. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda, ne gibi? Kimi aradın lan? Kanından bulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet, gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi, ben yokken neler oldu? Tanrım, sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Ezra Francis Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala, doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Bana mı, açıklarında mı? Evet, evet. Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte? Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydı. Hayır. Gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. Evet. Sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize 3-5 kolye falan attık yani. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Hadi canım, ne ara evlendin oğlum sen? Karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... Oğlum yavaş ol, adam daha yeni sen çıktı geldi buraya. Nathan, benim başım bayağı belada. Ne? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Anlat bakalım. Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Hector Alcazar. Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı-hı. Panama katili, öyle değil mi? Peki. Oldukça komik bir hikaye. Ulan sen onunla işbirliği yaptın değil mi? Ağzına bok koyarım lan. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Allah senin belanı vermesin lan. Bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet. Sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Vay. Siz burada ne yapıyorsunuz lan? Çıktığımızda o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. Bey baba. Biraz fazla ileri gitmiyor musun? Buradan çıktığında ne yapacaksın sen? Eğer çıkmaya başarabilirsem... Ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Avery'nin efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. İşin ucunda para varsa, altın varsa her şeyin ninni gibi gelir adama. Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. Avery'nin o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım. Demeyim, kendi şansımı aramalıyım. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Ne oluyor lan? Hayatının fırsatı Samuel. Vay. Un gusto verlo. Çekilme de ki. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Tipe bak lan.
kendi şansını aramaya hazır mısın? Evet. Aman olsun. Hector Alcaz. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Neyse. Burada bitirelim. İnşallah yine boş oldukça bu videonun devamını yapacağım. Herkese öpüyorum. İyi akşamlar dilerim. İyi seyirler. Ellerinizden öperim büyüklerin. Çocuklarını gözlerine. Allah'a emanetsiniz.